Gelinlerimden Rabia ve kayınvalidesi Senem Hanım birbirleri hakkında çelişkili açıklamalarla kafaları karıştıracak gibi. Çünkü dün de aynısı oldu. Bakalım gelin kayınvalide birbirleri hakkında bugün ne söylemişler? Kendi memleketimde düğünüm oldu. Sonra tam takı töreni bitti. Herkese öpüşeceğiz, koklaşacağız. Evlerimize gideceğiz. Kayınvalidem eşimin kolunu çekti. Oğlum dedi, gelinim dedi. Ben de düğün salonunun parasını ödeyemedim de. Acaba takılan euro ve şeylerden, Türk parasından, altınlardan bize verir misiniz? Düğün salonunun parasını ödeyeyim dedi. Düğünü ben vermedim hiçbir şey. Düğünden sonra sen takıların parasıyla geline salonun parasını ödettin mi? Ödedim. Sen onların ne? Mersin'dekini o aldı. Oldu da akıllı, ben düğün salonu parası ödedim. Geline takılan gelinin de. Tamam, bunu verdim hayatım, parayı. Altınları verdim. İkinci düğüne gittik. Oradaki düğünümüzde yemek de oldu. Harika bir şekilde. Düğünden çıktık, evimize gittik. Düğün salonu beni arıyor, Ordu'daki. Önce benden ödeme yapmamı istedi. Ben ödeme yapıldığını sanıyorum. Ödedim. Altı çeyrek bir bilezik bozdurmuştum o zaman. Gelinin takılarını ödenmiş. Düğün yeri değil mi? Evet. Ödenecek her şey karşılıklı değil mi? Mersin'dekini de ben karşıladım. Onda da 12 çeyrek yine bir bilezik bozdurmuştu. O zamanın parasıyla 10 gram, 10 gram, 20 gram. Ama yoğunmuştu. Ben dağıttım 100 gram. Düğünü sen yaptın. Ben de onu diyecektim. Eşyalarımın da birçoğunu ben aldım. Benim gelinimle oğluma ben tek bir eşya parası ödettim. Böyle bir eşya parası ne kızım ödettim ne oğlum ödettim. Öyle ödetmediysen salonu da ödetmeseydin keşke. Para bitti. O başka söylüyor, o bambaşka söylüyor. Nasıl? Ne anlatıyorsun? Kesinlikle katılmıyorum. Benim dediğim. Düğünden başlayalım mı? Başlayalım. Düğündeki mekan parasını kim ödedi? Yani iki düğün yapılmış. Hem Mersin'de hem Ordu'da. Evet. Çift düğün kim yaptık. Kim ödedi ikisini? Ben ödedim. Nasıl ödedim? Düğünden sonra Ordu'ya gittikten sonra döndüğümüzde beni aradılar. Rabia Hanım böyle böyle sadece ufak bir mevla kapora ödendi dedi. Çok ufak bir mevla. Sen aslında kayınvalidenler tuttu zannediyorsun. Evet, ödediler sanıyorum. Düğün çıkışı. Anladım. Orada evet, düğün çıkışı ödemeyi yaparsın. Sonra ben de takılarımı, bütün altınlarımı, çünkü benim sadıcım çok zeki bir kızdır. Rabia dedi, bir şeylerden işkilleniyorum. Bana çantanı verir misin? Ben çantamı sadıcıma verdim. Eşiyle beraber benim evime gittiler. Siz dedim, saymaya, yazmaya, çizmeye başlayın. Biz geliyoruz. Ondan sonra kayınvalidem çekti tuttu bize. Önce eşimi tuttu. Ne oluyor? Hayırdır dedim. Böyle böyle ben dedi salonun parasını ödemedim. Ne varsa ver. Türk lirası, euro olsun, çeyrek olsun. Kusura bakma dedim. Hiçbir para bende yok. Gönderdim. Zaten orada bir suratı düştü. Ondan sonra biz Ordu'ya gittik. Tabii burada kapandı. Salonun parasını ne yaptınız? Orada ödeme yapmadık. Ben yaptılar hala biliyorum. Hallettik dediler. Borçlu çıktınız yani. Borçlu çıktık, gittik biz. Adam da sağ olsun tanıdığı için annemi bize bir şey o anda söylemek istemedi. Ordu'ya gittik. Bir güzel düğünümüz oldu. Güzel de değildi. Oldu işte. Oradan da çıktık. Niye güzel değildi dedin neden acaba? Neden güzel değil? İstediğin ben şeyler... Ben asla düğün istemedim. Oradaki masrafı benim evimin eşyaları karşılığı... Darbeye uğradık. Darbeye ısrar etti. Ben yemekte düğün yapacağım dedi. Biz istemedik. Doğru, israf. Gereksiz bir masraf. Şey mi, akrabalar mı var orada çok? Kendi akrabası orada. Kendi akrabamız var. Bir de şöyle. Yani gerginlikler oldu. İnsanlar, kimileri davet ettik, davetliler gelemedi. Bizim düğünde biraz şeylik oldu. Anladım. Kargaşlık. Çok yapmasak hala olabilirdi. Hala diğer salonun parası ödenmedi. Ödenmiyor. Duruyor. Kesinlikle burada hayır. İkinci düğün yapılıyor. Evet. Sonra? Ordu'daki düğünde biz Mersin'e döndüğümüzde bir numara beni aradı. Ben de her yere kendi numaramı veririm. Açtım, buyurun Rabia Hanım siz benim. Ya dedi, kusura bakmayın da düğün salonu parasını ödemediniz. Ordu'daki de. Evet, önce Ordu'dan başladı bu iş zaten. Nasıl yani dedim ya. Sen niye şaşırdın Senem? Sen niye şaşırdın? Bu yine şaşırıyorsun. Ben gerçeği anlatıyorum. Bir dakika. Dur ama bir saniye. O yani düzelte gidelim. Çünkü o kadar şaşırıyorsa bir yanlışlık var. Ben de ödedim dedin Ordu'daki düğünü değil mi Senem abla?
Ben ödedim, ben ödediğimi biliyorum. Biliyorum nasıl? Biliyorum. 8 sene geçti. Bence Rabia doğru söylüyor. Senem kayınvalide işine gelmeyince unuttum diyor. Ay, ben çeyreklerimi bozdurdum. Bilezimi de bozdurdum. Bir tak, sevmediğim bir insan bilezik takmıştı. Hadi bunu vereyim dedim. Onu da bozdurdum. Verdim, gönderdim, ödediler. Çünkü ben adamın ibanını kesinlikle almadım. Verdim. Evet. Gönderdim ibanlarımla. Onlar orada ödeme yap. Sonra ben adamı aradım. Ödedi mi, ödendi mi paranız? Evet hanımefendi, ödendi. Hı. Teşekkür ederim. Böylelikle çekildik gittik. Sonrasına Mersin'e döndüğümüzde 2-3 günlük benim şeyim vardı, tatilim vardı. O tatilimin ortasında Mersin'deki düğün salonu sahibi beni aradı. Rabia Hanım dedi, siz dedi ayıp etmediniz de hayırdır? Bu şekilde paranız ödenmedi. Nasıl ödenmedi? Çıkışta ödendi ya dedim. Hayır dedi, ödenmedi. Sonra ben bunları bir güzel bir telefon, ödediniz mi ödemediniz mi? Kayınvalideni mi aradın? Efendim? Kayınvalideni mi aradın? Evet. Ödeyemedik dedi. Eşinin haberi yok mu bütün bunlardan? Eşim ikimizin arasında kaldı açıkçası. Ha. Benim o zaman eşim... Sustu mu? Efendim? Sustu mu eşin? Susmak zorunda kaldı. Kendisi o zamanlar çalışmıyordu. Onun için de hani o da ailesinin eline bakmak zorunda kaldı. Anladım. Ondan dolayı hiç, yani adamcağız sesini çıkaramadı. Ama iki arada bir derede oynadı. Ondan hep de beyazlaştım sizin yüzünüzden der bize. Ya evet, kesinlikle. Ondan sonra buradakinde de çeyreğimi, bilezimi bozdurdum. Babamın taktığı bileziği bozdurmak zorunda kalmıştım. Ay, kıyamam sana kral. Ben. Oydu. Kesinlikle ben bütün altınlarımı bozdurmak zorunda kaldım. Çünkü baktım gidecek hepsi. Çünkü keyfi bir düğün. Milleti yemek yedireceğim diye. Bugünün parası 50 bin lira bu kızın cebinden para çıkartmışsın. El alem yemek yesin diye. Benim diye babamın bir tane bileziği 18 gramdı. Öylesi ödeyebileceğin düğünü yap abla. Ay, aynen de konuşmayın. Senem abla keyfi diyor ya. İnsanlar yok, şu anda konuşuyor yapma. Yani evet. Para yokmuş niye yaptın diyor haliyle. Sen keyfi olmadığını söylüyorsun zaten sen bu olayı bambaşka anlatıyorsun. Sen anlat bir de hafızan yerine geldiyse. Olabilir ya, insanların durumları olmayabilir yani. Yani düğün şöyle oldu doğru söylüyor Rabia haklı onda. Aa. Evet tepki almamak için onları söyledim da doğru. Yani. İçeride o yüzden öyle evet, konuşuyor. İçeride aklı nasıl olsa ortada cam var ya ona güvendim. Yani tepki almayayım diye ekranda da olacağı için. Şu an yan yana gelince de artık kıvırcık yok, yerim kalmadı. Yok kıvırma değil. Bir de ekranda olacağı için yani o yüzden eşim biraz. Eşim itiraf ettin ama daha mı iyi oldu? Geçmiş zaman oldu. Onları telafi ettik. O dolmuş geçmiş gün ama ev eşyalarını aldım diyorsun. Aldım. Gelinime de kendi kızıma da bütün eşyaları ben aldım diyorsun. Kendimize ait olanı, o kendi eşyalarını kendi aldı. Ama öyle demedi. Kendimize öyle ait demedi ne ya demek? Yani Rabia oğlan tarafı derler ya, oğlan öyle tarafının demedi aldığı eşyaları biz aldık. Evine bir çöp bile almadı dedi sen öyle içeride. Nasıl? Evine kendi bir tane bir şey bile almadı, ben aldım. Hayır öyle demedim. Eşyalarını ben aldım. Hayır, kendimize eşyalarını ben ya kendime ait olana. Tam hayır ne demek Rabia sana hepsini döneyim ben. Kız tarafı. Daha hatırlamıyorum bile kendine ait olan eşyasını. Nasıl Rabia hatırlamıyorsun? Yani mesela bizim beyaz eşyayı sen beyaz eşyamı amca, eşimle amcası düzdü. Çok severiz. Benim de eski öğretmenimdir. Yengesi de benim eski öğretmenim. O mu aldı? Evet, beyaz eşyalarını bir dakika ben aldım. Özür dilerim amcamız aldı. Ondan sonra yani televizyonu yani eşim aldı. Eşin tarafı aldı beyaz eşyayı. Evet amcamız aldı. Tamam. Sadece buzdolabıyla televizyonumuzu aldı. Amca. Çamaşır makinemi kendim aldım. Bulaşık makinemi kendim aldım. Koltuğumda bir iki taksitini ödemişler. Adam beni bir alışveriş merkezinde yakaladı. Rabia Hanım neden borcunuzu ödemiyorsunuz? Yine. Yine. Evet. Ne borcunuz? Rabia Hanım dedi 6 aylık borcunuz var. Gel dedim dükkana gidelim. Baktım gerçekten ödenmemiş. Eyvah. İki tane dekolt var ellerinde. Aa. Öyle mi dedim. Gittim ona da biraz araya girebilir miyim? Senem abla yine çok şaşkın bakıyorsun ama doğrulamam gerekiyor. Hatırladın mı böyle mi? Durum. Yani eşya değişti. Eşyalar ilk eşya, çıktı. İlk kıvırma ablacığım. İlk eşya değişti evet değişti. Tamam ilk eşyayı ödedin mi? Yani şaşırmıyorum artık. Anne bir hafızan yokla bakalım. Hatırlıyor musun? Sen, onu da sen mi ödedin? Eşyayı da sen mi ödedin? Tabii ki de tek çalışan insan evin içinde bendim. Yine eşime yükseldim. Senem abla ya, gerçekten doğru teşhis yapmış. Ya, burada dedim hapur vermeyi seviyorsunuz siz. Evet. Bir peşinat veriyorsunuz. Nasıl geri kaçıyorsunuz? Ya başka bir şey yok. Oğluma gönderiyordum. Oğlum ödüyordu. Biz oğlumuza gönderiyorduk. Ha nasıl yani? Ne?
O çalışmıyor diyor oğlum o arada. Oğlum mu yedi paraları? Yok, ödüyorlardı işte beraber yine. Beraber değil. Oğlun evimizi geçindir. Evet, bir müddet bize mecbur destek çıkmak zorundalardı. Eşim gerçekten iş bulamaz. Olabilir. Yani ama aslında tüm bu anlattıklarını kamufle eden bir durum değil mi bu? Yani bir şekilde aslında sonrasında da yardım etmişler size. Yardım etmek mi? Çok kamufle ettim. Yani tamamladım. Ben onlara iki katını verdim. Sonradan yine aradılar. Bizim dedi acil para ihtiyacımız var. Tam da o gün ben altınların hepsini bozdurduğum gündü. Kıyamam. Akşama eşimin telefonu durmuyor. Eşimin suratı düştü. Hayatım biliyorlar mıydı diyorum. Bozdurduğunu? Aynen. Ya Rabia benimkinden çok sıkış. Ne yapalım? İnanın verdim. Yine verdim. Ama dedim ki ben dedim tüp bebek tedavisi olacağım. Senden tek ricam verdiğim gramaj kadar. Evet. O zamanın parasını istiyorum senden. Verdiler mi? Yarısını aldım. Yarısını aldın. Ay. Tamamını verdim. Ay, ilaçları ben ödedim. Tüp bebeği sen karşıladın. Çok yani seni zorlamak istemiyorum. Hatırlamadığın yerler var çünkü. Rabia'nın anlattıkları var. Artık takdir izleyicin. Ama kafamda bir sürü soru işareti kaldı. Onu söyleyebilirim. Konuyu da geçiyorum izninizle. Son tadım. Gürsel'cim iyi misin? Keyfin yerinde mi? Seninle. Hadi bakalım. Yarışmaya geldim, hayatım değişti. Tam. Oo! Bilezikler için kolumda, çeyrekler için yakamda yer kalmadı. Kendinize güvenin. Ben öyle yaptım. Aleyna! Altınları koluma, çeyrekleri yakama taktım. Alnımın akıyla 122 bilezik oldum. Zirveye çıktım. Gerçekten! Hem tarihe geçtim hem şampiyon oldum. Yeşil! Ay! Yüzün üzerinde bilezik kazandım. Çeyreklerin sayısını unuttum. Ağır. Kendine güvenen gelinler. Siz de hemen başvurun. Benim gibi altınların sahibi olun. Siz de benim gibi efsane olmak istiyorsanız hemen başvurun. Çok güzel miyiz?